Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bu videomuzda neler yapacağız? Yine köy hayatında yoğun bir iş gününde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi neler yapacağımızı kısaca ben sizlere bahsedeyim. Hayvanlarımızın başındayız her zamanki gibi. Önce hayvanlarımızın yemlemelerini yapıyoruz işte. Şu an koyunlarınkilerini verdim. Yeni bir koyunumuz doğurdu. Onu göstereyim size. Yavruladı. Neredesin? Sen misin? Hadi bakalım. Heh, bu herhalde. Aynen öyle. Yeni bir kuzumuz oldu arkadaşlar. O da bakın bu. Çok insancıl. Erkek. Bu da erkek. Zaten tek doğdukları için hep erkek yavruluyorlar. Bunlar bizim şimdiki Karaca Beymer'in olsun koçları, kuzuları. Büyük ihtimal hepsi ayaklı, hepsi çok sallı. Koçtan kaynaklanıyordur. Şimdi arkadaşlar Soma'ya gideceğiz. Kardeşim Ejrin birazcık hastaymış. Ona şey alacağız, geleceğiz. Ateş düşürücü, bir de işte halsizlik için falan şurup alacağım. Aynı zamanda kargo şubesinden aradılar. Biliyorsunuz biz aynı zamanda zeytincilik işi yaptığımız için zeytinyağı satışı yapıyorum. Zeytinyağı satışı yaptığım için de kargo şubesiyle anlaşma yapmaya çalışıyordum. Fakat kabul etmiyorlardı. Çünkü belirli bir kotajı doldurman gerekiyormuş. O kotajın üzerine geçmen gerekiyormuş anlaşmaya dahil olabilmen için. Çünkü öyle günlük gönderimlerde anlaşma yapmıyorlarmış. Biraz fazla bir gönderim yapman lazım ki senin anlaşmanı imzalasınlarmış. Ben onu bayağı olduydu söyleyeli yapmıyorlardı. Dün telefon geldi. Anıl Bey, işte kotayı doldurdunuz, imzaya gelin, anlaşmaları yapalım diye. Bakalım ne olacak, bugün oraya gideceğim. Gübre alacağım gelirken. Arpa alacağım gelirken. Bademli köyünde annemin tarlası var orada. 2 dönüm kadar boş bir yer. Orman arasında bir yer. Boş kalmasın. Oraya arpa ekeceğim arkadaşlar. Bir çuval arpa alacağım. 2 dönüm. Dönüme 25 kilogramdan. 2 dönüme 50 kilogram arpa tohumu alacağız. Bir çuval da toprak altı gübre alırız. Hem o ilaçları alacağız, hem onları alacağız, hem de anlaşma yapacağız. Vallahi bir çırpıda hepsini çıkartalım gelelim ki bir an önce gidip onları ayarlayalım gelelim. Ondan sonra daha traktörün arkasına gübreleri, arpaları koyup Bademli köyüne gideceğiz. Orada işte falanı filanı bir pullukla süreceğiz, bir çapalarla süreceğiz, gübre atacağız. Çok işimiz var arkadaşlar. Köy hayatı seven herkesi kanalımıza bekliyoruz. Abi gördünüz değil mi, keçi yavrular koyunun sırtında geziyor ya. Bu kadar mı keçi kısmı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Köy hayatı seven herkese yaşadığımız hayatı yaşatabilmek için, sizler için yaşadığımız hayatı çekiyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Vallahi biz bu hayatı seviyoruz. Seve seve yaşıyoruz. Sizlere de yaşatmaya çalışıyoruz işte. Hadi bakalım arkadaşlar, lafı uzatmayalım. İşimiz çok çünkü. Nereye gitti o doğan kuzumuz, tekrardan göstereyim. Çünkü kanalımızdaki küçük izleyicilerimiz var. Onlar çok seviyor. Bunlar değil, bunlar büyük. Ondan bir önceki doğan kuzu şuydu. Diğerleri büyüdü bayağı. Heh, şurada. Gel, gel bakalım, gel. Hala benim oğlum, bak sen şunu bak ya. Ben sen şu oğlana bak, ne yaptın sen? He? Bu da oğlan. Hepsi oğlan oluyor bundan ya. Öteki de bak altına girmiş. O da altta saklanıyor. Çık, çık kız oğlum yanında. Hepsi oğlan yine, bu sene hiç dişimiz yok. Şöyle bir besiden alırın yanına da uğrayayım. Ondan da yemlemesini yaptım. Bugün biraz acele ettiğimizi, her şeyi hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Mesela alırın yemlemelerini yaptım. Sadece atları temizlenecek şimdi. Atlarını temizledim mi hemen yola çıkabiliriz. Sabahın erken saatleri olduğundan içerisi daha tam aydınlanmamış. Yaptık akbaş. Hala bu oğlu bu bak böyle bir ay. İyi bakalım, ye. Hepsi de yem yiyorlar. Çıkalım şuradan, öbür taraftan girelim. Atlarını temizleyelim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar, hızlıca hayvanların atlarını da temizledik. Şimdi dışarı çıkıp terlettiler. Ceketimizi giyeyim. Hemen yola doğru çıkalım yavaştan. Nasıl olsa hayvanlara baktık. Herhangi bir eksik bir işimiz hemen yok. Hızlıca binelim. Kapımız da açılmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hava daha soğuğunu kaybetmedi. Güneş çıktı ama. Çalıştı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yola çıktık. Hızlıca gidip şu işlerimizi halledip gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar aldık ilaçlarımızı, gübrelerimizi, tohumlara alınması gereken ne varsa hepsi alındı. Şimdi Soma'nın çıkışındayım ışıklarda. Kırmızıdayız. Sarı, yeşil.
eve doğru yavaştan yola çıktık. Hadi bakalım hayırlısından gidelim. Fazla oyalanmayalım çünkü bugün işlerimiz yine telaşlı yoğun geçecek çünkü. Ateş düşürücü aldım. Bir de halsizlik grip nezle için olan da şurup aldım. İpi farlı. İkisinden de kullanabilirsiniz dediler. Bir çuval gübre, bir çuval arpa tohumu. İşlemler tamam, işlerimizi hallettik. Burada arkadaşlar bir şöyle bir ateş düşürücü aldık. Ecrini. Bir de bu da halsizlik. Ondan sonra grip nezle için kullanılıyormuş o da. İki tane ilaç aldık. Geldik çoban evine şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çoban evine geldik. Traktörü çalıştırıp arabanın bagajından malzemeleri alıp gidelim. Hadi oğlum. Birazcık traktör ısınsın. Çıkacağız hemen. Traktör geriye kaçar. Bir de arabayı parçalarsın. Şimdi arkadaşlar şuraya koyalım şu malzemeleri. Bu kuzu niye bağırıyor ya? Bir çuval arpa, bir çuval da gübre. Arkadaşlar tarlaya geldik. Şu ortada görmüş olduğumuz sürülmedik alan bizim yer. Burası annemden değen tarla bize, dedemden. Tabi burada diğer dayımın var. Alt parçada başka dayılarımın var. Onlar ekmiş. Sadece ortada bizim yer kaldı. Biz de kendi yerimizi ekeceğiz işte. İki dönüm falan bir şey burası. Arkadaşlar şöyle tarlayı ortadan 3'e 4'e böleceğim. Gübre atarken, tohum atarken eşit bir şekilde düşürebilmek için böyle bir yol izledim. Diğer türlü de oluyor. Hiç gerek yok aslında ama bu şekilde yaptığınız zaman bu araları atıyoruz gübreye. O zaman daha sağlıklı düşüyor. Yani eşit düşüyor gübre, tohum. İkisi de eşit düşüyor. Fazla batırmıyorum toprağa. Sadece işaret yapacak kadar. Teyzemin kocası izledin işte geçen gelen beyi beraber yem almaya gitmiştik ya. Bakın burayı ne yapmış. Domuz bekleme yeri. O buğday ekti buralara. Biz arpa ekiyoruz. Domuz bekliyor burada bir sezon boyunca. Hep buranın tepesinde bekliyor. Kendine yatak gibi yer yapmış. Gayet güzel olmuş. Hatta şöyle yanına doğru biz gidelim. De göstereyim. Bakınız ya böyle bir yer yapmış. Güzel olmuş yalnız. Hem sağlam olmuş. Yağmurdan çiğden korumak için tepesine laylon yapmış. Buraya domuz çıkamaz. Buradan çok rahat bir şekilde tarlanın her yeri gözüküyor. Lambayla sürekli etrafına lamba tutuyor. Gözüküyor. Domuz zaten geldi mi ormandan çatırtısı da duyuluyor.
Arkadaşlar gübreyi atıyorum. Şu en aşağıdan buraya kadar gübresini attım. Şurası kaldı bir. Bu arada yarım kova gübremiz kaldı. Bir yarım çuvallık daha olsaymış iyi olacakmışmış. Şimdi bunları niye attım? Bunlar hiza oluyor. Gübre eşit düşürebilmek için böyle yapıyorum. Bizde gübre atım makinesi yok. O yüzden şimdi mesela şu yeşil yere attım geldim. Bu siyah yere atmadaydım. Şimdi geri dönüşte de bu siyah yere atıyorum. Birazcık telaşlı oluyor böyle ama eşit oluyor. Şimdi gübre işini bitirdik. Arpa ekim işine geldi sıra. Annem de geldi benimle. O da Melke arayacaktı ormanda. Melke de arayamadı fazla. Arpayı dolduruvermiş annem bana dolayı. Arpanın tohumu güzel. Kılçıksız arpa. Atmaya başlayayım bakalım. Bu arada hayatımda ilk defa elden arpa atıyorum. Genelde bu tarz işlere babam bakardı. Artık yavaştan bizim de elimizle ekin atmamız gerekiyor. Ata ata gideceğiz. Şuradan dolum noktasından tekrar arpa dolduran kovayı bitirdik. Bunun tepesinden alması kolay oluyor. Hızlı hızlı gitmiyorum arkadaşlar, acele etmem diye. Yavaş gidiyorum ki şöyle gözüm göre göre arpanın her tarafa değdiğinden emin olayım. Eskiden de mi tohum ekiciydim be? Şimdi buraya da çıktık. İki aramız kaldı. Oraları da attık mı? Bu iş tamam. Arpa bitti. Buradan arpa dolduralım. Başka yokmuş mu? Evet. Nereden? Pullukları bir dakika içinde buldum onları. Pulluklara takayım geleyim. De. Şimdi pullukları sürerken daha fazla zaman harcarız burada. O zaman ararsın. Arkadaşlar annem kulacık olmuş. Böyle göstereyim sizlere de kulacıklara. Bir tanesi çam merkezinden yalnız. Bir tane kırmızı çam merkezi var. Diğerleri de kulacık. Kulacık derler onlara.
Yöre yöre her şey ismi değişiyor zaten de. Buralarda bulacak. Şu yol yerine atmaca demem mi? Atayım bari ya. Ha, adat. Her tarafını at. Kıyılar falan şey yap. Oraya gerek yok ya. Traktör hmm. falan geç. Ama yol yani. Yol olur sonra. Ama ben de yollar atmadım. Atarız mı oraya? Arkadaşlar, traktörün arkasına pullukları taktım geldim. Badenli köyünden, dayımın oradan. Şimdi pullukla süreceğiz buraya önce bir. Sonrasında çapa çekeceğiz. Arkadaşlar sürme işini bitirdim. Akşam olmadan bitirem diye sıkıştırıyoruz. Annem burada kalacak. O melke aramaya devam edecek. Birkaç melke bulmuş da en son gösteririm onları sizlere. Pullukları gidelim. Dayımın bu pullukları Bademli'den taktık. Annemin köyünden. Bunları çıkartalım. Yerine bizim kendi çapalarımızı oraya çıkarttım ben. Gidelim onları takalım gelelim. Üzerinden bir de çapalarla geçeceğiz. Çapa çekeceğiz yani üzerinden. Annem Melike arayacak, ben de gideyim şu şeyleri çıkartayım geleyim. Tarla uzak oldu mu? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir gidiyoruz bir geliyoruz. Kendi köyümüzü Karacakaş'a gitsek daha uzak. En azından burada annemlerin köyünde dayımların pulluğunu taktım. Onu çıkarttım, kendi çapalarımızı taktım. Şimdi artık işimiz bitecek. Pullukla sürdüğümüz yerin üzerinden çapalarla çapa çektik mi buradaki işimiz bitecek, sonra geri geliriz. Toprağa bastırması için çapaların arkasını dayımın betonunu aldım, onu çıkartacağız.
bitirdik. Tarlayı tamamen sürdüm çapalarla. Vallahi güzel oldu. Bakalım artık bundan sonrası Rabbim'de. Biz tohumumuzu attık, gübremizi attık, pulluğumuzu, çapamızı çektik. Nasibimiz varsa, yiyeceğimiz ekmek varsa buradan arpa alırız. Hayvanları yediririz. Şimdi şuradan giderken son kuyu sırayı süreceğim için başka da bir işimiz olmayacak. Şunu dayımın oradan taktım, bunu dayımdan oraya çıkartacağız. Çay yapacaktık ama saatimiz bayağı oldu. Hayvan bakım saati geliyor. İşlerimizi anca bitirdik. Çay yaparsak geç kalırız. Annem de melke bulmuş herhalde. Şöyle kovada göstereyim. Çalı melkesi bulmuş. Bayağı da daha sezonu geçmemiş demek ki bak. Sezonu geçiyor olsa olmazdı. Bunlar gulacık. Bu da çam melkesi herhalde. Kıpkırmızı bir de çam melkesi çıkmış. 3 çeşit şey bulmuş. Hadi gidelim. Arkadaşlar çoban evine geldik. Gün batmak üzere. Tamı tamına hayvan bakım saatine yetiştik. Hemen gelir gelmez tarladaki çiftçilik işlerimizi bitirdik. Hayvancılık işlerine giriştik akşam. Şimdi öyle gündüzleri tarladaki işlerimizi hallediyoruz. Zeytinlikler olsun, ekim dikim işi olsun, farklı işler olsun. Akşam üzerleri de hayvanlara bakıyoruz. Hayvancılık işi oluyor. Şöyle yemlerini verdim. Hepsi de yiyorlar. İçeridekileri de verdik. Bunlar da yiyor. Bu Efe de bayağı sağlam büyüdü ha. Kurbanlık olacak bunlar da. Arkadaşlar. Şimdi danaların altını temizleyeceğiz. Danaların yeminin samanını vereceğiz. Danaların yeminin samanını ben hazırladım. 3 tanesini şuraya da. Samanla pancar küspesini karıştırdım. Saman, pancar küspesi. İkisi karışık. Bunlara dökeceğim. Üzerine de yemlerini vereceğim. Aslında yemlerini de versem olur da. Hani bu şekilde. Yemezler diye. Samanla pancar küspesini ıslatıyorum. Pancar birazcık ıslak olduğundan samanı da nemlendiriyor. Bunları döktüm. Üzerine de yemlerini dökeceğim. Şu şapkamı çıkarayım. Şuraya asayım da. Şapkam orada dursun. Şimdi burada bir tane pancar kaldı. Bir kova. Bunu dördüncü danınkine vereceğiz. Şimdi şuradan bir önlerine dökmeye başlayalım. Şimdi bu bir hayvanın kaseye koyalım. Ben ondan yemliklerin içinde kalanları temizledim. İçleri temiz. Şu ikinci danamızın. Şu da üçüncü danamızın. Pancar küspeli saman. Bunu tabi yemezler şimdi. Çünkü yem bekliyorlar. Yani bizim yemimiz nerede ha? Öyle mi diyorsunuz? Bizim yem nerede? Hadi dördüncünün de samanının pancarını vereyim de ondan sonra yemlerini vereyim. Çok saman vermeye gerek yok. Dağıtmasın ha. Bu da dördüncünün ki. Küçükleri zaten yonca tepesi büyütme veriyorsun. Şşt, hey, doluyor lan. Şşt, tavuk. Bizim arpa. Bunda az kalmış ya. Şunun ağzını açayım da arpayı bundan vereyim. Küçük mavi tasımız nerede bizim? Mavi tasımız vardı. Babam nereye koydu acaba? Arpamız. Burada yememiz. Al bakalım. Bu senin. Bundan da arpası. Bunu da şöyle karıştıralım. Bu da senin.
Sıra sıra hepsini. Bu da senin. Bu da dördüncünün. Al bakalım. Buradan küçüklerin de samanını koyalım. Şimdi de küçük danalara bakacağız. Kocamandankine baktık. Bu da küçüklerin samanı. Saman çok gelir size. Çok samanı gerek yok yiyeceğiniz kadar. Tas burada mı yoksa sizin yanınızda? Heh. Al bakalım. Al, yarısı da senin. İkisine de verdik. Bakalım hadi bakalım. Çok değil, arpa az veriyorsun. Eski büyütme biraz daha fazla veriyorum onlara. Bütün hayvanlarımıza baktığımıza göre yavaştan günümüzün sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bugün Bademli köyünde, annemin köyünde küçük bir iki dönümlük bir yer vardı işte. Alt tarafa dayımların falan filan. Oraları ektiler. Bizim yer kaldıydı arada. Oraya bugün arpa ektik biz de. İyi oldu. Arpayı yaşken de biçebilirim. Yani iki dönüm yerden çok da fazla bir arpa çıkmaz da onu yaşken biçip de balya da yapabilirim. Yaş balya, arpa balyası da güzel oluyor. Kurutup da balya bastırırız. O da bizim için iyi olur. Bakalım da o zaman gelsin de duruma göre. Bir de olacak mı olmayacak mı bakalım arpa. Hayatımda ilk defa elden arpa diktim. Biz normalde büyükbaş hayvancılık yapmadığımız için öncelerden hep zeytincilik olduğu için dolayısıyla arpa buğday ekimi olmuyordu bizde. Hayvan sayısı az olduğundan küçükbaş arpa buğdayı ne vereceksek hayvana yem olarak dışarıdan alıyorduk. Tabii bu şimdi büyükbaşa girdiğimiz için birazcık arayış içerisine girmeye başlıyor insan haliyle. İşte kendi arpamı kendim üreteyim, samanamı kendim üreteyim gibisine. Bir orası vardı boş, oraya da ektik işte. Artık arpa mı alırız, balya mı yaparız, ne yaparsak orayı da değerlendirmiş olduk. Aynı zamanda bugün neler yaptık başka? Kargo ücretlerine, sizlere kargo ücretlerinden bahsedecektim. Günümüzü bitirmeden önce fotoğrafını çektim, fotoğrafından söyleyeceğim sizlere. Kısaca hemen onlardan hızlı hızlı söyleyeyim de. Çünkü söyleyeceğim dedim. 5 kilogramın kargo ücreti 96 TL. 10 kilogramın 111 TL. 11 ile 15 kilogram arası 142 TL. 16 ile 20 kilogram arası 190 TL. 21 kilo ile 25 kilo arası 237,5 TL'ymiş. 26 ile 30 litre arası da 285 TL'ymiş. Öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Kargo fiyatları. Bu anlaşmalı kargo fiyatları. Öncesi daha yüksekti. Mesela 5 litresi 137'ye çıktıydı. 10 litresi 206'ya çıktıydı. Böyle böyle yüksekti bayağı. Şimdi anlaşmadan sonra bayağı bir aşağı indi. Yani bundan sonraki gönderecek olduğumuz yağlar kargo ücretleri biraz daha sizlere düşük çıkacak. Arkadaşlar başka diyecek bir şeyim yok. Ecrin şurupları verdik. Ecrin kullanmaya başladı. İnşallah 1-2 gün içinde iyileşir. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eşinizle, dostunuzla sağlıcakla kalın. Videoyu da destek amaçlı beğenip paylaşırsanız seviniriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Videonun içine küçük bir hatırlatma eklemek kendi istiyorum. Kendi zeytin bahçelerimizden topladığımız taze zeytinlerimizi şimdi yahaneye gidip yağ sıktıracağız. Thank you.
yağhaneye geldi. Toplamış olduğumuz yeşil zeytinlerimizi içeriye gönderip yağ sıktıracağız arkadaşlar. Ambardan ele kusuruyla içeri giriyor zeytin. Kullanıp en son içeride yağ olarak çıkacak. Evet arkadaşlar, şimdi yağhanenin iç kısmına geldim. Burada da makineden yağ çıkıyor artık. En son aşama. Zeytinin dışarıdan giriş aşamasını gösterdim. Son aşamada buradan zeytinyağı çıkıyor. Şöyle tası da dolduralım. Yağın ne kadar berrak olduğunu da göstereyim ben sizlere. Zeytinyağı fabrikasında yağ sıktırdıktan sonra evimize getirdik arkadaşlar. Evimizde sizlerden gelen siparişler üzerine 10 litrelik ve 18 litrelik tenekeler halinde güzelce paketlemesini yapıp kargo ile sizlere ulaştırıyoruz. Ekranın altındaki görmüş olduğunuz telefon numarasından bana ulaşıp sipariş vermek isteyenler siparişini verebilirler. Hepiniz Allah'a emanet olun.